Gülüm benim, yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan sen bu hayattan ders alamazsın. Ayşe, hadi kalk kızım, gidiyoruz. Hadi kızım. Nereye gidiyoruz baba? Çok arkadaşın olacağı bir yere. Hadi gel. Al bebeğini. Hadi bakalım. Gel kızım. Mehmet Bey, nereye gidiyorsun? Paşa'yı nereye götürüyorsun? Çok üzgünüm ama başka çarem yok. Bak yavrum, ben sana defalarca söyledim. Ben odalarımı sadece para kazanmak için kiraya vermiyorum. Bana ağır geliyor Öncün Hanım. Ne yapacaksın oğlum? Bu yavruyu nereye götüreceksin? Artık size yüzüm kalmadı. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Senden para mı istiyorum oğlum? Beni Ayşem'den neden ayırıyorsun? Size daha fazla yük olmak istemiyorum. Ve çok üzülüyorum. Mehmet oğlum, bak dinlerimiz kardeş. Yüzyıllarca atalarımız bu topraklarda yaşadı. Sen de benim bir oğlumsun. Çocuklarım Yunanistan'a gitti. Kimsem kalmadı. Lütfen gitme. Ayşe'yi benden ayırma. Anceli abla, ne oluyor? Ne olacak ya? Bir oğlum daha gidiyor. Bir oğlumu daha kaybedeceğim. Hocam, çocukla nereye gidiyorsun? Ne olur lütfen, lütfen kal beni. Hocam, ne oluyor? Güzel kızım benim. Ay. Anceli Hanım. Anceli Hanım. Ay yavrum. Ne oldu Anceli Anne? Anceli, kolun iner, kolun iner. Anceli Anne, neyin var? Ayşe. Tamam, Ayşe. Yavrum, koruyacak. Götürme. Götürme kızımı beni. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten mi? Keşke ben de orada olsaydım. Hoşça kal Erkut'cum. Akşama görüşürüz. Eyvallah. Buyurun Mehmet Bey. Filmle ilgili bir gelişme var mı diye soracaktım. Yok kardeşim, yok. Kanaldan henüz dönüş olmadı. Erkut Bey. Evet. Şey diyecektim. Buyurun. Bana biraz avans verebilir misiniz? Ne avansı? Senaryo yazdım ya. Yazmasaydın kardeşim. Sen yazayım dedin, ben de o zaman yaz dedim. Kanal şimdi tamam bu filmi çekiyoruz demezse ben sana niye avans vereyim kardeşim? Tamam, sizi anlıyorum ama benim paraya ihtiyacım var. Mehmet Bey, size kaç defa avans verdiğimi biliyorsunuz değil mi? Al hadi al. Biliyorsun, son dönemlerde işler kötü. Ben de banka değilim ki. Biraz sabret ya. Hadi, görüşürüz Mehmet.
Buyur abi. Sana bir demet çiçek vereyim, papatya vereyim. Kaç para bu? 20 lira. Beş lira olmaz abi. Al sen 15 lira. Olmaz abi, olmaz. Hadi al 10 lira ver abi. Ya olmaz, olmaz. Sabah sütayı bozma. Hadi ver 5 lira ve süt olsun. Melek anne. Bak sana ne getirdim. En sevdiğin çiçek. Melek anne oluyor baba. Angela. Angela. Melek anne oluyor baba. Cemaatimizin saygıdeğer bir üyesi olan Angela hanımefendi bu evi kilisemizin vakfına bağışlayarak Tanrı katında çok büyük bir makama yükselmiştir. Nurlar içinde yatsın. Amin. Dilerseniz aynı şartlarla evde misafirimiz olarak kalmaya devam edebilirsiniz. Efendim, borçlu kalmak istemem. Siz bilirsiniz. Hadi kızım. Hocam. Yavaş kızım, yavaş kızım. Yavaş kızım. Aferin. Aferin benim kızımı. Teşekkür ederim. Siz hiç merak etmeyin. Ayşe büyük ailemize katıldı. Allah'a ısmarladık kızım. Baba. Babacığım. İşlerimi yoluna koyunca gelip seni alacağım, tamam mı kızım? Gel bakalım. Amca saçlarımı kesmiş de. Ayşe, yuvana hoş geldin kızım.
İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Boş odanız var mı? Evet, var. Fiyatları ne kadar? 70 lira civarında. Daha uygun bir odanız yok mu? Bizde yok. Bana biraz yardımcı olabilir misiniz? Tarla başında uygun pansiyonlar var ama oralar pek tekin değil. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaş, ne oldu da senin moralin bozuldu? Geçmişte olan şeyler için sitem etmen doğru mu? Fakat gelecekte buna karşı ihtiyatlı olabilirsin. Boş işlerden vazgeç. Boş şeylerden de vazgeç. İblis, Deccal her tarafı sardı. Her eve girdi. Esir etti. Baykuşlaştı. Korkaklaştı ve yalnızlaştı. Özgürlükleri gitti. Şehvetin ve paranın kölesi oldular. Deccal, insanların aşkını, sevgisini, iyilik ve merhametini, tanrısal ışığını bitiriyor. Bireysel ve toplu ruhsal çöküş. İblisin tohumları toprağa örtmeye başladı. Her şeyi bırakıp gidenlerin arkasına gidersin. Fakat bu dünyayı terk eden insanları izlemek daha iyi değil mi? Göğün buyruklarını bilmeden büyük ve üstün insan olmak mümkün değil. Sen yalnızca hakikatte ol. Hakikate bin. Yaşam budur işte. Sorun ölmek ya da ölmemek değil. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ya birlikte ya peş peşe. İnsan ruhunu yarın Allah'a teslim edeceğini bilerek, düşünerek yaşamalı. Film yapmak istiyorsan para ya da zenginliği beklememelisin. Savaşın çok çetin.
Savaşın çok çetin. Buradaki iki kişiyi böyle etrafta kişi sağlarsın. Aman trafiği dikkat et. Sahne kesiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Böyle buyurun. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Nasılsın Mert? İyiyim hocam. Dizi çekiyoruz. Sizler nasılsınız? Mert, çalışmam lazım. Evet hocam. Sizin bir film yapmanız lazım. Yapamıyoruz. İmkanlar yok. Siz de biraz taviz verseniz. Biraz eğilip bükülmek lazım. Bu işler başka türlü olmuyor. Nasıl yani? Hocam, biz insanları eğlendiriyoruz. Rahatlatıyoruz. Sürekli eğlence kültürüyle hayatımızı sürdürdüğümüzde amaçsız, idealsiz, duyarsız bir toplum halini alırız. Ben de düşündürmek istiyorum. Hocam, insanları düşünecek o kadar çok şey var ki, milyonlarcası depresyonda. Sakinleştirici kullanıyorlar. Tabii bir de film izlerken düşünmek istemiyorlar. Haydi abi, haydi abi. Set hazır mı abi? Hadi abi, hadi abi diyorsun. 6 haftadır çalışıyoruz, para alamıyoruz. Paramız nerede abi? Hadi abi, para abi. Hadi abi, çocuklar evde süt bekliyor. Öf be, sizin de hiç sabrınız yok. Düne kadar işsizdiniz. Felaketimizin kaynağı. Kültür yoksunluğu. İman yoksunluğu. Kardeşim Mert. Çöle gidip yerdeki çer çöpleri kaldırmak, toplamak. Temizlemek iyidir, iyi olmasına. İnsanları güldürmek de iyidir. Ama çölde bir kuyu açmak, kalpleri ağabey hayat suyuyla temizlemek, bu daha iyidir. Hadi abi, hadi abi. Hocam set hazır. Müsaadenizle hocam. 3, 2, 1. Tekrar bir. Kayıt. Hastaneye vardım. Hastanede filmimi çektiler. Doktor hangi kanalda oynayacak dedim. Oksijen tüpünle kovaladı beni. Hadi lan manyaklar, böyle film mi olur ne ya? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun ya? Kestik. Allah'a ısmarladık. Hocam. Hadi herkes iş başına. 3, 2, 1. Allah rızası için yardım edin. Allah rızası için beni yardım edin. Allah rızası için. Allah razı olsun beyim. Ben de ver abi, ben de aç. Bize de para var lan. Paran çıkar. Paramı çaldı. Bütün param buydu. Yalan söyleme. Yalan söyleme, seni para dağıtırken gördüm. İnanın başka param yok. Sökün lan paraları. Konuşma lan, konuşma. Sen de aracın üstüne hadi. Lan hiçbir şey yok bu odamın üstünde. Hiçbir şey yok mu? Madem paran yok, pardüsünü ver lan bize. Çıkar pardüsünü. Çıkar, çıkar. Pardüsü mü, neden vereceğim? Hadi sen oğlum, ben boyalandın. Hadi lan. Bizde açız. Sende pardüsü var, bizde yok ondan. Ya rica etsem ceketimi verip pardüsümü geri alabilir miyim? Bak bu olabilir ha. Tamam lan, çıkar ceketini. Hadi çabuk, hadi biraz, hadi. Tamam. Bu da bizim, bu da bizim. Bari telefonumu verin kardeşim. Bu benim iletişim aracım. Bu benim iletişimimi sağlıyor. Gün zenginim, gün zenginim. Lanet olsun Deccal'ın fareleri. Zengin olduk. Sizin kadar sizleri bu hale getirenler de suçlu. İyi geceler. İyi geceler Mehmet Bey. Bugün ödeme yapacaktınız. Ya henüz iş bulamadım. Üstelik bir de sokağınızda soyuldum. 2 gün içinde ödemezsen odayı başkasına vereceğim. Bu da son olsun. 2 gün içinde öde. Sokağında soymuş. Sanki benim sokağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah her şeyi iyi yapar, güzel yapar. Allah her şeyi iyi yapar, güzel yapar. Allah her şeyi iyi yapar, güzel yapar. Allah her şeyi iyi yapar, güzel yapar.
Allah her şeyi iyi yapar güzel yapar. Allah her şeyi iyi yapar güzel yapar. İyi misiniz? Ben boşluktayım. Size yardımcı olabilir miyiz? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Afiyet olsun. Hocam teşekkür ederim. Zahmet verdim. Sizi misafir etmekten onur duyuyorum. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler efendim. Allah, yeryüzünün cenneti. Her yerde onun ismi, her yerde onun resmi. Ayşe bir tek Kerem'le anlaşıyor. En iyi arkadaşı o. Hadi Ayşe anlarım. Hadi Ayşe. Sizi görmesin. Ayşe'yi buraya alıştırmaya çalışıyoruz. Hep böyle mi? Yeni gelenler hep böyle olur. Buraya daha alışamadım. Ama sizi çok özlüyor. Çocukluğumuz hep fakirlik içinde geçti. Ailelerimiz bizim hafız olup imam olmamızı istedi. Sonra sen imam oldun. Onu da bırakıp film çekmeye başlamışsın. Bense ticarete atıldım görüyorsun. Bu duruma gelmek için çok çalıştım Mehmet. O kadar şirketim, yüzlerce çalışanım var. Maşallah. Sen hala film işleriyle mi uğraşıyorsun? Evet. Ama iyi gitmiyor. Sanatta para yok Mehmet. Benim de bir oğlum var. Ya, müzisyen olacağım diye evi terk etti gitti. Ona dedim, sanatta para yok, aç kalırsın. Babasının sözünü dinlemedi. Anlatamadım. Para ticarette. Dünyada çok sayıda kaybeden, az sayıda kazanan var. Kendimi kazananlardan biri olarak görüyorum. Ali kardeşim. Hayatım darmadağın oldu. Toparlanmam için işe ihtiyacım var. Nasıl bir iş? Herhangi bir iş. Buyurun. Biz kardeşiz. Ali kardeşim. Ben para istemedim. İş istedim. Aman Allah'ım. Her şey ben.
dostluk mutlu günleri daha aydınlık yapar. Üzüntüleri dağıtıp paylaşır, kafiletir. Ailenin ilişkileri nasıl Tarık? Hocam belirsiz. Senin yerin ailenin yanında. Baba sevgisi tam sevgisidir. Siz nasılsınız hocam? Yaralıyım kardeşim. Yaralıyım. Bir şeyden mi endişe ediyorsunuz hocam? Eğer bir insan yanlış bir şey yapmadığından eminse neden endişe etsin? Neden korku duysun? Benim yaram adaletsizliğe ve inançsızlığa. Çağımızın vebası endişedir. Film çalışmalarınız nasıl gidiyor hocam? Sinemanın insanlar üzerindeki etkisini, bir ideolojik eğitim aracı olduğunu, bütün sanat formlarının geleceğin organik insanını şekillendirmeyi amaç edinmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum ama zayıf kaldım. Sanatçı olmak, sanatla geçinmek, yaşamak çok zor. ...180 lira veririm saatin için. Bir hafta içerisinde gelirsen... ...200 lira verdiğinde saatini alırsın. Yoksa saatini başkasına satarım. Bana bir battaniye, bir de çakmak verir misin? Tabii. Bak, çok güzel bir battaniye veriyorum sana. Dur! Dur! Size durun dedim. Biz polisiz. Şöyle yaklaşın bize. Poşette ne var? Battaniye var. Bırak poşeti. Aç ellerini. Poşet temiz. Kusura bakmayın. Malum. Güvenlik meselesi. Özür dileriz. Rica ederim. Yarım ekmek dönerine kadar. 10 lira efendim. 10 lira. Pardon. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Ben bekliyorum, hazırlıyorum. Buyurun kardeşim. Öden hesabınız. Afiyet olsun. Bu olmadı ama. Öden hesabınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Soğansız. Hemen efendim. Soğansız. Hemen. Oh, çok şükür birazcık temiz hava geldi. Sen çiçekler gibisin arkadaş. Oksijen verip karbondioksit alıyorsun. Ortamdaki gübreler çoğaldıkça beslenip büyüyorsun. Ama sana iyi bakmak lazım. Sana su veren olmazsa, sararan yerlerini kesip atan olmazsa kurursun. Kurudum. Yok, yok. Thank you.
Sen kimsin? Ben Tanrı misafiriyim. Senin evin yok mu? Özür dilerim beyefendi. Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir çanta ihtiyacım var. Nasıl bir çanta istiyorsun? Çok değerli bir eşyamı koyacağım. Maşallah maşallah. Tır gibi olmuşsun abi. Zayıflamışsın ya. Haftada bir maç yapıp ter atıyorum. Sitede de koşuyorum. Buraya gelip kese olduktan sonra arkadaş bir iş daha açılıyor, bir iş daha açılıyor, sorma gitsin. Sonra gelsin kebaplar, güzel yemekler. Ne yesem yakıyorum arkadaş. Maşallah. Ne vuruyorsun be? Kanın sulansın. Daha çok iştah açılsın abi. Hadi vur vur çabuk. Oh. Filler daha mutlu. Siz hazırdır. Teşekkür ederim, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir ödül? İyi abi, para harcadık ama resmen değdi yani. Harbiden güzel. Olacak ya, bir şey yapacaksın bu sefer. O yönetmene de anlaştıkmış, tamam. Ha, çok iyi ya. Yeni filme ne zaman başlıyorsun? Ona daha var, 2-3 ay var ya, daha kas seçmeleri falan da olacak onun. Hoş geldiniz. Buyurun, sizi şöyle alın. Arkadaşımı göreceğim. Tamam. Hadi güzel. Merhaba Cengiz. Oo, büyük yönetmen. Nerelerdesin sen ya? Yaşamaya çalışıyorum. Bu var ya, çok iyi yönetmendir. Ama çok da talihsiz be kardeşim. Buyur otur, yemek ye Mehmet. Şey diyecektim. Ya tamam, gel otur. Dersin ne diyeceksen. Gel bakalım. Sana şey diyecektim. Söyle bakalım, ne diyeceksin? Bana bir iş ayarlayabilir misin Cengiz? Olmaz kardeşim. Ben yandım, başkası yanmasın. Biz birlikte Yolcu diye bir sinema filmi yaptık bundan 5 yıl kadar önce. Bakanlıktan aldığımız bütün para bitti. Bir o kadar da ben cebimden harcadım filme. Ama hiç iş yapmadı film arkadaş. Ama ben yüksek sanat yaptım Cengiz. Yolcu insanımızın gerçeklerini anlatan organik, özgür bir filmdi. Ya özgürmüş, organikmiş, sanatmış. 3 tane kıytırıktan ödül aldım Mehmet. Olan benim paraları oldu. Sana mı kaldı idealist film yapmak? Ama ben Cengiz... Aması maması yok bu işin Mehmet. Sen film yapma kardeşim. Ben iflas ettikten sonra bu bana yine geldi. İşsizim dedi. Bir yapımcı arkadaş dizi çekiyor, ondan rica ettim. Asistanlıkta çok tecrübelidir bizim Mehmet dedim. Yani senin anlayacağın kısacası bizim Mehmet'e iş ver dedim. Adam tamam dedi. Ama bizim bu Mehmet ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? O yönetmenmiş. Artık asistanlık yapmazmış. O zaman başkaydı Cengiz. Şimdi her işi yapabilirim. Ya bırak Mehmet ya. Neredesin kardeşim sen ya? Ne zamandır seni arayıp duruyorum. Telefon da cevap vermiyor. Gel bakalım, gel otur şöyle, gel. Öldün mü, kaldın mı? Neredesin sen? Keşke ölebilsek. Hayırdır Erkus Bey? Film işi oldu mu? Yok kardeşim, yok. Seni memleketten aradılar.
Başın sağ olsun. Annen hakkın rahmetine kavuşmuş bir hafta önce. Annem ölmüş mü? Annenin cenazesini çekmiş göndermişler. Başın sağ olsun kardeşim. Merhumeye haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah haklarınızı makbul eylesin. Amin. Merhumeye son görevimizi yapmak üzere buyurun cenaze namazına. Hatun kişi niyetine Allahu Ekber. Babam da yok. Bir sen kalmıştın ana. Canım adam. Güzel adam. Güzel oğlum, Mehmet. Beş evladımın içinde en küçük çocuğum sensin. Yemeyeceğim, içmeyeceğim. Biriktirdiğim parayı Allah yolunda okuyup hizmet etmen için sana vereceğim. Hoca ol, hafız ol. Hem ben ölünce ardımdan bol bol dua edersin. Bu kitabın emrinde ol oğlum. Bu kitabın emrinde ol. Amin. Mehmet'im. Takdir-i ilahi. Anneni hep anlatırdın bana. İyi bir kadındı. İnşallah cennettedir. Üzülme be kardeş. Üzülme. Hadi. Allah rahmet eylesin. Pardon. Aa, tanıdım sizi. Siz yönetmen Mehmet Öztürk değil misiniz? Kusura bakmayın. Benim de filmlerinizi oynatabilir misiniz? Buyurun, bu benim iletişim bilgilerim.
Beyefendi, iyi misiniz? Artık bir önemi yok. Teşekkür ederim.
Bismillah. İstediğin gerçekten bu mu? Bunun yapılabilecek en kötü şey olduğunu biliyor musun? Ama yaşamım çok güç. Kendimi dışlanmış hissediyorum. Her tarafta kölelik. Zaten yaşamın güç olması gerekiyor. Şimdi ölümlü yaşamındaki bütün ıstıraplar geçici. Yeryüzünde çekilen ıstıraplar boşuna değil. En acı şartlardan insanın olgunlaşıp gelişmesi doğar. Kendimi yaşama yükümden kurtarmak istiyorum. Acılarımı sarılarak yaşamımı sona erdirmek istemiştim. Şimdi yaşamına son vermekle yeryüzündeki insanların ilişkiler ağını bozar, hepinizi birbirinizden ayrılmaz bir şekilde ilişkilendirdiğimiz için milyonlarca insanın yaşamını dramatik bir şekilde etkiler ve kötü örnek olursun. Gülüm benim, yavrum benim. Sen bu hayatı yaşamalısın. Senin bu dünyadaki kişiliğine, dürüstlüğüne melekler ve ruhaniler bile imreniyor. Gökler aleminde huzuru bulabilmen için acıyla, kederle, sevinçle, bütün her şeyi iradenle bu dünyada kazanacağız. Sabret. Size bir şey oldu mu be? Ya, teşekkür ederim. Oh. Ay. Geçmiş olsun. Ya, sağ olun, sağ olun. Ya, bizim için kendinizi tehlikeye attınız. Siz araya girmesiniz. Hayır, önemli değil. Sadece ufak bir ısırık. Öyle demeyin. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Hoşça kalın. Beyefendi, durun lütfen. Ya, bacağınızdaki ısırığa müdahale etmemiz lazım. Belki köpek kuduz olabilir. Hem babamın hastanesi var. Bastırın. Dördüncü yaşınız bir hafta sonra Mehmet Bey. Geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederim, sağ ol. Doktor Bey, nasıl durumu? Bir anda sinir krizi geçirdi. Ne yapacağımı bilemedim. Hocam, hastanın vital bulguları stabil. Bunlar da istediğiniz tahlil sonuçları. Çok iyi. Esma Hanım nasıl oldu? Sakinleştirici verdiler, şimdi biraz daha iyi. Sen nasılsın Mehmet Bey? Aşılarına devam ediyor musun? Bugün üçüncü aşımı aldım. Esma Hanım'ı görebilir miyim? Bilemiyorum ki. Bir doktorlarına sorayım.
Hocam, kuduz aşısı için getirdiğiniz Mehmet Bey Esma Hanım'ı görmek istiyor. Şu anda mümkün değil. Ha, mümkün, mümkün. İyiyim ben, gelsin. Gelsin o zaman. Sizi Sediye'de görünce çok üzüldüm. Sağ olun Mehmet Bey. Ya ben de sizi gördüğüme çok memnun oldum. Yani aslında o günden beri sizi düşünüyordum. Ya bir daha hiç görüşemedik. Siz nasıl oldunuz? Ben iyiyim. Benim için yaptığınız fedakarlığa çok minnettarım. Film sektöründen çalışmıyoruz. Ben sadece iş istiyorum. Temizlik işi düşünür müsünüz? Bak buradan, burada atmak yasak. Oynatmam. Dur, dur bakalım, dur. Ne oluyor? Sana ne lan? Sana ne? Lan. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Sen misin Gül Kadın? Her şeyi iyi yapar, güzel yapar. Allah 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 her şeyi iyi yapar, güzel yapar. Mehmet Bey, yemeğiniz geldi. Teşekkür ederim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Abdest almak istiyorum. Memnuniyetle. Mehmet Bey, dua edin memleketimizin hatırı sayılır iş adamlarından biri yaralanan filmciyi ikna etmiş. O da şikayetinden vazgeçmiş. Yani serbestsiniz. Tarık kardeşim, Ali Bey, sizlerin ne işi var burada? Siz Tarık'la tanışıyor musunuz? Tarık benim oğlum. Hocam, bahsetmiştim size babam. Nasihatınızı dinledim. Oğlum, Mehmet benim çocukluğumdan beri hafız arkadaşım. Kardeşim. Ali kardeşim. Tarık, baban küçüklüğünde hep dayak yerdi, ben kurtarırdım. Şimdi de sayende babam beni kurtarıyor. Teşekkür ederim bana kefil olduğunuz için. Tarık senden çok bahsetti. Asıl ben sana teşekkür ederim beni oğluma kavuşturduğun için. Geçmiş olsun hocam. Nasıl oldu da... Gül Kadın haber verdi hocam.
Merhaba. Buyurun. Ben kuduz aşısı olmaya gelmiştim. İsminiz nedir? Mehmet Öztürk. Beyefendi, başhekim beyin sizinle görüşmek istediğine dair bir not var. Sizi başhekim beyin odasına götüreyim, buyurun. Fakat ben kuduz aşısı olmaya gelmiştim. O zaman önce aşı olursunuz, sonra başhekim beye gideriz. Mehmet Bey, Esma'nın babası, aynı zamanda hastanemizin sahibi, değerli iş adamı. Hulusi Bey sizi evinde bekliyor. Memnun olurum. Böylece kendisine teşekkür etme fırsatım olur. Hulusi Bey'in şoförü sizi arzu ederseniz götürebilir. Hekim Bey, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Esma'nın yürüme ihtimali var mı? Var. Hoş geldin Mehmet Hastalık. Hoş bulduk. Hastane kayıtlarından öğrendim. Kusura bakma, böyle biraz emrivaki gibi oldu ama başka türlü geleceğiniz yoktu. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Burada olmaktan şeref duyuyorum. Babacığım, işte o centilmenliği yapan o harika güzel insan Mehmet. Babam. Hoş geldin Mehmet Bey. Ben Hulusi. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Ne içersiniz? Zahmet olmazsa çay. Nurten Hanım, çay. Tedaviniz nasıl gidiyor? Tedavim bugün bitti. İlginiz için sağ olun. Siz nasılsınız? Benim tedavim yok. Öyle demeyin. Şifa Allah'tan. Her şey Allah'tan. Mehmet Bey, neden alyans takmıyorsunuz? Ben evli değilim. Boşandım. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne kadar çok düşündünüz. Düşünmeden mi oynayayım? Babam, annem öldüğünden beri ilk defa piyano çalıyor. İyi uykular benim tatlım iyi. Sen de kimsin? Korkulacak bir şey yok. Çöz o adam. Para yok, pul yok. Bu garibin teki. İyi niyet. Bizlerden biri. Biz ne zamandan beri hırsızız? Buyur, otur.
Demek yazarsınız. Film senaryosu yazıyorum. Ben de kimya profesörü Oğuz Nadiroğlu. Aranıza hoş geldiniz. O kadar şaşırmanıza gerek yok Mehmet Bey. Bakın. Siz de buradasınız. Ben sadece sığınacak bir yer arıyordum. Burada her kesimde insan var. Yatacak yerimiz var. Arayışı bırakın ve bize katılın. Bizim gibi özgür yaşayın. Başkanım, bugünkü yapılan yardımları getirdik. Bu nasıl özgürlük? Burası bizim hür dünyamız. Yaşamımız burada kolay. İnancımızı istediğimiz gibi yaşıyoruz. Dünyayı ve hırslarımızı terk ettik. Gerçek özgürlük ruhun özgürlüğüdür. Mücadele ederek şartlara göre gelişmeye hazır olmaktır. Açıklık, esneklik, daha üst insani değerler uğruna değişime hazır olmak demektir. İyi toplum, iyi insanına, kendi gelişiminde kendimize şekil verme. Benlik bilincinin farkına varmaktır özgürlük. Tembelliğin kılıfını bulup, sorumluluktan kaçıp, çoluk çocuğunuzu, ailenizi terk edip, bohem hayat yaşamak mıdır? Niçin? Sizler, bizler ve bütün insanlık modern çağın kurbanlarıyız. Sorumluluktan kaçmadan, kötülüğe karşı iyi bir insan olmak için mücadele etmeliyiz. İşte bütün mesele bu. Beyefendi, maksadım hırsızlık yapmak değil. Bekçi, bana yardım edebilir misin? Hava soğuk, ısınacak yerim yok. Söyleyebileceğim bir yer var mı? Teşekkür ederim. And after all these years I've wasted,
Allah yeryüzüne cenneti. Ya Şafi. Allah'ım şifa ver. Allah yeryüzüne cenneti. Her yerde onun ismi. Her yerde onun resmi. Müsaade eder misiniz? Memnuniyetle. Mehmet Bey. Buyurun. Yönetmen olduğunuzu neden söylemediniz? Siz beni mi araştırdınız? Evet, araştırdım. Kendinizden hiç bahsetmediniz. Nerede oturursunuz, ne yer ne içersiniz hiç bilmiyorum. Ama yolcuyu biliyorum. İzlediniz mi? Evet, izledim. Filminizi çok beğendim. Teşekkür ederim. Yeni bir yolculuk var mı? Ben yeni yollar arıyorum. Çok güzel bir isim. Güzel bir insanları beğenir. Sevgi konusunda ne düşünüyorsun? Acı çekiyorum. Etrafında hatırlatacak insan lazım. Mehmet Bey. Ben sana hayranım. Hatta belki hayranlığın da ötesinde. Ne gibi? Hayalini kurmaktan mutlu olup korktuğum şey. Doğru. Mutluluk bu olsa gerek. Çiçeklerini açması, coşması, renklerini, kokularını ortaya çıkarması. Belki de. Ama insan farklı. Mutluluk insan için geçici, hafif, anlık bir duygu. Kalıcı ve güçlü olansa acı. Her şeyin sırrına ermiş gibisin. Çok netsin. Düz ama derin. Bu doğru değil. Sorularla doluyum aslında. Üzülme kızım. Ağlama kızım. Bak burada bir sürü arkadaşın var senin. Burası senin de evin. Tamam mı kızım? Hı? Üzme kendini. Al bak. Burada bebeğim var. Ah. Al kızım. Seni ben çok özledim biliyor musun? Gel sarıl bana. Hadi. Hadi kızım. Tamam, tamam, tamam. Gel sarılalım, şöyle sarıl. Tamam. Tamam, tamam bak, bitti. Ah, bebeğini al. Al bebeğini. Neden? Bak, seni götüreceğim buradan, söz veriyorum. Tamam mı? Ah, kızım. Kimlerle tanıştın burada? Arkadaşlarınla mı? Hadi söyle bana bakayım. Kızım. Esma! Ben sevmek istemiyorum. Ben sevemeyecek miyim ben? Sevemeyecek miyim? Esma! Esma! Yeter! Tamam, sakin ol. Her şey sizi ölecek. Tamam Esma. Seni istemiyorum. Tamam. Yeter!
İyi misiniz? Mehmet Bey. Mehmet Bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Neredeyim ben? Burası vakıf kliniği. Baygın getirdiler size. Ne zaman? Birkaç gün oldu. Birkaç gün mü? Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz iyiyim. Üzgünüm Mehmet Bey. Midenizde küçük bir kitle tespit ettik. Daha önce biliyor muydunuz? Ne zamandan beri var? Tedavi olman gerekiyor. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Müsaitse Esma Hanım'ı görmeye geldim. İyi ki geldiniz. Esma Hanım öfke ve sevinç krizi geçirdi. Hastanede şimdi. Annesini kaybettikten sonra ruhsal bunalıma girdi. Biricik yavrum çok hırpalandı. Tecrübe tahtasına döndü yavrucuğum. Vaktiyle nasıldı bir bilseniz. Bütün gün merdivenlerde bir yukarı bir aşağı koşar durur. Odalardan odalara kuğu balesi gibi dans yapardı. Öyle gözü pek haşarı bir şeydi. Yani başına bir şey gelecek diye çok korkuyorduk. Korktuğumuzda oldu. Tam da bu felaket başına geldi. Evet, tıpkı bir çocuk gibi. Hiç yoktan yere neşelerini verir. En budalaca şakaya güler. Mehmet Bey, sizi tanıdıktan sonra kızımda çok güzel değişiklikler yaşanıyor. İnsan benim yaşıma geldi mi? Birisinin nasıl bir adam olduğunu bir bakışta hemen anlayıverir. Yani iyiliğin ne demek olduğunu bilirim. Kızımın durumu ortada. Onu karanlıkta bırakmazsan sevinirim. Burada bizimle kalabilirsin. Çalışmak istersen şirketlerimizde de çalışabilirsin. Yeter ki kızım Esma'yı bırakma. Lütfen. Esma'nın ihtiyacı olan arkadaşlığı. Sevgiyi Esma'dan esirgemeyeceğim. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, dürüst olanlar ve sabredenler.
Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Uzun süredir gelmiyordunuz. Valiziniz de burada duruyor. Merak ettik sizi. Hocam, çok acı çekiyorum. Çok zorluk çekiyorum. Allah her zorluğa bir kolaylık, bir başarı vermiştir. Siz çok değerli bir yönetmensiniz. Güzel filmler yapıyorsunuz. Size insanlık adına yardımcı olmak isteriz. Cemaatimiz size yardımcı olmak istedi. Cemaatimizin hediyesi. Rahmetli anam Kur'an'ı öğrenip imam olmamı çok istedi. Ben de onu kırmadım. Caminin cemaati oldukça fazlaydı. Fakat yatsı namazlarına cemaat gelmiyordu. Cemaatimiz namaza neden gelmiyor? Televizyonda film ve dizi seyrediyorlar hocam. Camide imamlığı bıraktın. Orada ne var? Ne işin var? Bu zamanda insanların sanat bir sinemayla toplumların evrimselleştiğini gördüm. İmamlığı bıraktım. Yönetmen olmaya karar verdim. İnsanların dine bağlılıkları gittikçe zayıflıyor. 21. yüzyıl insanları meçhul bir denizde yol alan bir gemideler. Yolculukları boyunca akılları başlarında olması gerekiyor. Sanat bir duadır. Yani inananların camiler yaptığından daha başka bir tarzda milyonlara dua etme imkanı bahşediyor. Her şeyi söylüyor. Benim filmlerim insanları Allah'a ne kadar çok yaklaştırıyorsa o kadar iyi olur. İşte o zaman hayatın esas anlamını bulacak kulluk etme. İnsanlar yalnızca dualarıyla yaşar. Özür dilerim. Cemaatinizin parasını kabul edemem. Neden? Şu anda ben şahsi meselelerimle meşgulüm. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Mehmet Bey, sizi tedavi ettirelim. Allah razı olsun, önemsemiyorum. Kulağı gelsin. Sağ olasın. Hoş geldin, buyur. Hoş bulduk. Şunlara bir bakabilir misiniz? Abi ver bakayım. And the best director award is going to Mehmet Öztürk with the movie Yolcu. We invite him to the stage. Ödüllerin bu filme ait. Maşallah. Ödülleri de toplamışsın ha. Afiş de alabilirsin. Ne yapacağım ben afişi? Para etmez bunlar. Ama illa al diyorsan 150 lira veririm. 5 lira da afiş için veririm. O bebeği istiyorum. Tabii. Güzel bebek. Oo Mehmet Bey, merhaba kardeşim. Mehmetciğim, kusura bakma. Film işi yattı. Senaryoyu beğenmemişler. Yani söylendiğine göre yaşamınız
güvensiz ve çok zor görünüyor. Fakat imansızlığa bakılırsa kötü durumda değilim çok şükür. Şu gala davetiyesini vereyim. Buyurun gelin oraya. Hem bir şeyler yersiniz. Bir de sizi filmcilerle tanıştıracağım ben. Buyurun. Bu da kim? Ben Mehmet Öztürk. Mesleğiniz ne? Açlık. Hep beraber gidelim dedim. Sonra o film iş yapmayınca tamamen şirketi devretti, bıraktı. Şimdi ne yapayım bilmiyorum. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ha, sizi yolcu filminin yönetmeni Mehmet Bey'le tanıştırayım. Beyefendi de Turgay Bey, dizi film yapımcısı. Memnun oldum Mehmet Bey. Ben de memnun oldum. Bu aralar var mı bir film çalışması? Maalesef iş alamıyorum. Senaryo çalışıyorum. Sanatla eğlence arasında seçim yapmak zorundasınız. Bizler yüksek sanatı geçici mutluluk için feda ettik. Bizler filmlerde duygulardan ziyade insanlara eğlenceyi ve cinsel mutluluğu sunuyoruz. İnsanlara Allah'ı düşünmeleri için yardım etseydik eğlenceye pek fazla bağlı olmayacaklardı. Toplum mutluluk için ilaçları modern teknoloji seçti. Tanrı'yı unuttuk. Bireysel ve toplu eğlence kültürü hakim oldu. Bu benlik bilinci popüler kültürü öyle şartlandırdı ki ihtiyacı olan insanlara yardım etmek zorunda olsalar da yine yardım yapmazlar. Yapmaya mecbur kaldıkları tek şey kendi mutluluğudur. Ben sizin fikrinizde değilim. Kolay yolu seçmem. Allahsızlığı, sapkınlığı istemiyorum. Özgürlüğümü istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Mehmet Bey de bazen öyle bir konuşuyor ki filozof gibi. Gerçekten çok önemli tespitleri vardır kendisinin. Kalplerimizi bedava verdik sefil bir rahatla. Evladım, Mehmet, senden bir ricam var. Kızım, sana sırılsıklam aşık. Seni kaybetme korkusu yaşıyor. Ben de büyük bir kriz ve şok yaşamasından korkuyorum. Kızım, seninle... Nasıl yani? Seninle evlenmek istiyor. Bu nasıl olabilir? Kızım seni tanıdıktan sonra başhekim Ali Rıza Bey'in de söylediğine göre sağlığında muazzam bir iyileşme var. Senin varlığın ona mutluluk ve yaşama sevinci verdi. Bu yüzden senden ricam, kızım için biraz anlayış göstermeniz, idare etmeniz. Siz köle istiyorsunuz. Evet ama hür köle. Özlemini duyduğun tüm ideallerini benim imkanlarımla gerçekleştirip hür olabilirsin. Evladım, gel. Şey, babacığım konuşma yapmayacak mısın? Konuşma mı? Hı hı. Allah Allah, ben hiç beceremem ki. Söyle işte bir şeyler. Ömür boyu mutlu olun ve birbirinizi çok sevin. Ben zaten çok seviyorum. Biliyorum, sen de beni çok seviyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hediyeyi getirin. Bu da benim sana nişan hediyem. Hadi. Açmayacak mısın?
Artık istediğim zaman sesini duyabileceğim. Hayır, istemem. Bu kadar da çok fazla artık. Sen benim sesimi duymak istemiyor musun? Baba, görüyor musun? Evladım, alt tarafı bir telefon. Ne olacak bundan? Bu ne cüret? Mehmet! Mehmet, evladım! Mehmet! Mehmet! Mehmet, dur! Dur, bir konuşalım. Lütfen. Rica ediyorum. Beni son kez olsun dinle. Konuşacak bir şey kalmadı Hulusi Bey. Ben artık bu işte yokum. Yapamıyorum. Yardım et ona, ne olur. Yalnız sen yardım edebilirsin ona. Yalvarırım, merhamet et. Böyle devam ederse kendini öldürür. Daha önce iki kez intihara teşebbüs etti. Kurtar onu Allah aşkına, kurtar. Hulusi Bey, sakin olun lütfen. Sakin ol. Onu mutlu edecek tek bir söz bile söylemiyorsun evladım. Bu o kadar zor mu? Sağlıklı düşünemiyorum. Bak, ben ihtiyarım. Mallarım sizin olacak. Gözümü kapattığımda birisi ona kol kanat gelsin istiyorum, o kadar. Hayatımdaki tek varlığım o. Ben ciddi bir hastayım. Bu mümkün değil Hulusi Bey. Evet, siz zenginsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama ben onurum için yaşayan bir insanım. Bu yaşıma kadar onurumu zedeleyecek hiçbir şey yapmadım. Lütfen. Bırakın çıkayım hayatınızdan. Bizim hastanelerimiz var oğlum. Her türden tedaviyi yaparız. Kanser bile olsa. Evladım. Mehmet, senin hakkında her şeyi biliyorum ben. Yönetmensin ama film çekemiyorsun. İş arıyorsun ama bulamıyorsun. Kalacak bir yerin yok. Kızından ayrı yaşamak zorunda kalıyorsun. Sen de babasın. Beni anlamaya çalış. Halbuki kızımla evlenirsen başka işler yapmak zorunda kalmayacaksın. Bir film şirketin olur. İstediğin kadar film yapıp hür olabilirsin. Öyleyse her şey bitti. Kızım, Esma. Allah'ım. Bana evlat acısı yaşatma Allah'ım. Önce benim canım. Allah'ım. Mehmet. Mehmet. Evladım. Mehmet. Mehmet, evladım. Evladım. Korkma. Kalk evladım. Kalk. Evladım. Korkma evladım. Ben varım. Ben varım evladım. Evladım. Korkma evladım. Korkma, ben varım evladım. Ben varım. Medeni kanunumuzun
bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Before you go and break my heart.
kızım Ayşem, oku. Yüksek sanat. Sanat.